Yemek odamın konsolunun muhakkak 2-3 günde bir tozunu alırım. Baktığım zaman da gayet temiz görünüyor. Şu en baştaki dolap kısmını bir nevi kiler gibi kullanıyorum. Mutfağa sığmayan malzemeleri burada biriktiriyorum. Gözlükle beraber bugün almam icap etti ve mahvoldum. Yakını göremiyorum. Yakın gözlüğüm gözümdeyken buradan bir malzeme almak için geldim ve şu tozları görünce dedim ki ben nasıl temizlik yapıyorum ya? Toz alıyorum ama leş gibi. Bu nasıl bir toz almaktır? Ve şimdi gözlük gözümde hemen temizlemeye başlıyorum. Dış tarafında o kadar çok oymalar, el işçiliği var ki araları çok toz toplamış. Şöyle bir eski diş fırçası ama yumuşak uçlu bir diş fırçası. Sert değil. Bununla tahta yüzeyleri temizlemek için, parlatmak için olan temizlik malzemesi kullanıyorum. İlk önce dış yüzeylerini şöyle fırçalayıp temizleyeyim. Hiç sulandırmadım bu arada. Bu şekilde hem tozları alacağım hem de sonrasında nemli bir bezle bunları silince aynı zamanda parlayacak. Ahşap için olan temizlik malzemesi olduğu için. Çünkü bunların içinde genelde parlatıcı da oluyor. Ahşabı parlatıyor. İlk önce dış yüzeyi temizleyip sonrasında içini olduğu gibi boşaltacağım. İçlerini de aynı şekilde kenarlarını fırçalayarak temizleyeceğim. Yaşlılık zor. Benim anneciğim derdi. Gözlük takmadığım için gayet rahatım diyordu. Her taraf temiz gibi geliyor diyordu. Şimdi aynı ben öyle oldum. Gözlük takmadığım zaman her taraf tertemiz. Gözlük taktığım zaman eyvahlar olsun diyorum. Bu ne pislik. Ah, buraları unuttuk. O kadar çok toz var ki evde. 2 günde bir süpürüyorum ve elektrikli süpürgeyle. Süpürmediğim zamanlarda muhakkak şarjeye süpürgesinle toplarım. Muhakkak paspas yaparım. Ama hep toz, hep toz. Bazen diyorum ki bu tozlardan kurtulmanın yani imkanım olsa şu akıllı evler var ya. Akıllı evlere öyle bir sistem yaparım ki bu akıllı evleri yapanlar benim sesimi de duysun bu arada. Çok güzel bir fikrim var. Şöyle kenarda süpürgelikler var ya süpürgeliklerin oraya her odaya işte boyutuna göre odanın süpürgeliklerin aralarına delikler olacak. Bir de tavanda aynı şekilde avizenin etrafına yuvarlak olarak ve işte bu karton pier dediğimiz alçıların yanlarında, kenar kısımlarında delikler olacak. Bir düğmeye basacaksınız. O düğmeden aynı elektrik süpürgesi gibi vakumlama yapacak. Bütün tozları çekecek. Bu şekilde hem evde tek bir zerre toz kalmayacak. Gün içinde aklına geldiği anda bas düğmeye, bütün deliklerden vakumlasın tozları. Hem evi süpürmeye gerek yok. Hem böyle toz yağsa da hiçbir yere konamaz. Böyle pislik içinde kalmayız. Güzel bir fikir. Keşke yapsalar böyle bir şey. Evet, konsolumu tamamen fırçaladım, bitirdim. Sıra temizlemeye geldi. Sonra da konsolun hemen yanında antika bir büfem var. Kayınvalidemden kaldı. Ona da yine bir aile büyüğünden kalmış. 100 senesi var yani. Fransız gül ağacından çok da seviyorum. Onun da çok böyle el işçiliği,
oyması kalkması tabii o da çok kötü bir durumda. Özellikle bu daha kötü olmuş çünkü çok dipte duruyor. Ayağı biraz dengesiz, dengesiz olduğu için de işte kağıt sıkıştırdım. O yüzden bayağı bir geriye ettim ki herhangi bir kaza falan olmasın diye. Tabii dipte olunca onu hiç görmüyorum. Hatta bunu çoğu zaman tozunu bile almıyorum dipte olduğu için. Bu tarafa geçmek zor geliyor. Bu kadar da pasaklıyım yani. Ama pasaklı olmasam yani video konusu çıkmaz ki. Öyle değil mi? O bayağı iyi oldu. Tamamen fırçaladıktan sonra böyle nemli bir bez yaptım. Olduğu gibi o fırçaladığım yerleri sildim. Zaten ahşap yüzey temizleyici olduğu için bezi sadece ıslatmıştım. Zaten deterjan var tahtanın üzerinde. Sildikçe de böyle pırıl pırıl parlamaya başladı ve çok güzel oldu. Şu şimdi yeni sildiğim yer, bu da kuruyan yerler. Gayet hoş. Çok beğendim. Çok da güzel oldu. Çiçeklerinin güzelliği ortaya çıktı bu antika büfenin. Evet, çok boyası dökülmüş falan, kırık dökük ama kıyamıyorum atmaya ve boyamaya, bozmak istemiyorum. Bu da aynı şekilde. Bunun da çoğu yerde boyası döküldü alt kısımlarda falan. Ama 30 senelik, 30 senelik gayet de güzel, taş gibi. Şimdi boyamaya versem muhakkak ki mahvolacak, biliyorum. Onun için bu şekilde kullanmaya devam etmek en iyisi diyorum. Hazır elim değmişken dedim, masam da öyle girintili çıkıntılı takım olduğu için sandalyelerim aynı şekilde. Hepsini birden elden geçirdim, bir güzel fırçaladım ahşap temizleyiciyle. O yüzden zaten böyle güzel parlıyor. Tabii ki yumuşak bir diş fırçasıyla fırçaladım. Sert değil. Sert olursa cilasına, boyasına zarar verir. Zaten benimkiler yeterince yıpranmış, 30 senelik olduğu için daha da fazla yıpratmak istemedim. Yumuşak bir diş fırçasıyla ahşap yüzey temizleyiciyle bir güzel fırçalıyorsunuz. Sonrasında da nemli bir bezle siliyorsunuz. Kuruduktan sonra böyle pırıl pırıl parlıyor. Tabii şu anda ışıktan dolayı parlamıyor ama ışık için doğru açıyı buldum. Ancak buradan alabildim bu güzel parlaklığı. O yüzden sadece bu kısmı çekebiliyorum. Telefonu biraz kıpırdattığım zaman hemen renk soluklaşıyor.